Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Siz ve de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hayırlı fuarlar. Teşekkürler. Ben faaliyet alanlarınıza değinmeden önce sizi ve firmayı da değerli izleyicilerimiz için tanıtmak istiyoruz efendim. Serkan Bey kimdir? Şirketin kuruluşu ile ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. İsmim Serkan Ergin. Topçu Plastik'te yaklaşık bir senedir yurt dışı satış müdürü olarak çalışıyorum. Topçu Plastik olarak 1972 yılından bu yana plastik ev ve mutfak gereçleri üretiyoruz. Tufex markası olarak zaten gerek Türkiye'de gerek yurt dışında ciddi bir bilinirliğimiz var. Bunun yanında son birkaç senedir de lisanslı ürün grubunda birçok global markayla lisans anlaşma yaparak üretim ve satış hakkı almış bulunmaktayız. Evet, tabii geniş bir ürün yelpazeniz var. Sadece kırtasiye ve ofis bölümüne değil aslında, süsküvarcıya bölümüne de hizmet sunan, üretim yapan aslında öncü firmalar arasında olduğunuzu söyleyebiliyoruz. Biraz üretimden bahsedelim mi değerli izleyicilerimiz için? Üretim yeriniz nerede? Kaç metrekarelik alanda ve kaç kişiyle hizmet sunuyorsunuz? Tabii ki. Öncelikle dediğiniz gibi çok geniş bir ürün yelpazede. Biz kırtasiye fuarına ilk kez katılıyoruz. Sadece 1,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde kırtasiye fuarına hitap edecek işte matar olsun, lunchbox olsun ürünler geliştirdik. Ve ürün yelpazemizde de planımız da var. Daha farklı ürün grupları da eklemeyi planlıyoruz kırtasiye gününde. Ve farklı birçok kanalda da varız. Üretici olarak da Esenyurt'taki fabrikamızda yaklaşık 12 bin metrekare bir alanda 200 kişinin üzerinde bir kişi çalışanı istihdam ediyoruz. Ve burada da işte bahsetmiş olduğumuz kategorilerde üretimimiz %100 yerli olarak üretiyoruz. Evet. Ben biraz farkınıza değinmek istiyorum. Sektörde gerek lisanslı ürün gruplarında, gerekse kendi üretiminizi yaptığınız yerli ürün gruplarında sizler gibi tabii ki çok farklı markaları görmek mümkün olabiliyor. Ben özellikle onlardan farkınızı, müşterilerinizin sizi tercih etme sebeplerini de merak ediyorum efendim. Şimdi öncelikle bizim mesela genel olarak lisans sahibi olarak bile üretici olmamız bir avantaj aslında. Çünkü hem müşteriye dokunuyoruz hem de ürünü direkt geliştiriyoruz. Aynı zamanda kalıphanede kendi bünyemizde. Dolayısıyla gerek ARGE çalışmaları, yeni ürün geliştirmeleri, gerekse de mevcut ürünlerin geliştirmelerini çok hızlı şekilde cevap verebiliyoruz. Bizim burada ana çıkış noktamız son kullanıcılar. Yani müşteri beklentilerini, müşteri değişen, biliyorsunuz değişmeyen tek şey değişim. Müşteri değişen müşteri alışkanlığını en hızlı şekilde takip edip ona göre en uygun ürünü en uygun fiyata çıkmaya amaçlıyoruz. Evet. Ben tabii ki bu yenilikçi genç ruhunuz, ekipli kadro da çok genç tabii ki. Çok daha güzel ürünlerle sizi görmeyi umut ediyoruz, bekliyoruz bu arada. Tabii ki siz dediğimiz gibi sektörde aslında çok da başarılı firmalar arasında yer aldığınızı söyledik. Özellikle talepler nereden gelmekte ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Şimdi yaş grubu olarak bakacak olursak tabii ilk bizim hani ana çıkış noktamız yani 1972'den bu yana gelen tabii ev hanımlarına hitap ediyor. Bunun dışında da işte lisans grubuna girerek de sahip olduğumuz lisansa göre hem çocuklara hem de gençlere hitap eden ürünler yapmaya başladık. Biz zaten halihazırda 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Yani Tufex markası olarak biliniyorduk. Kaldı ki biraz evvel bahsetmeyi unuttum. Bizim hani üretim tesisimiz de BSI sertifikalı. Ve B notuna sahibiz. Bu da bizi zaten üretici olarak kalite standartları anlamında bizi birçok üreticiye göre farklılaştırdığına inanıyoruz. Bu gerek yurt dışında da lisans hakları almaya başladık. Bilinen bir Tufex markamız var. Bunlarla beraber yurt dışında global birçok parakendici firmayla da zaten çalışıyorduk. Bunu da artarak devam edeceğini bekliyoruz. Peki son olarak değerli izleyicilerimize ve sizi tercih eden müşterilerinize bir mesajınız var mı? Bu zamana kadar gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonrasında da ekleyeceğimiz ürünlerle ihtiyaç ve taleplerine en iyi cevabı veriyor olacağız. Evet, ben öncelikle sektöre olan katkılarınız için tabii ki başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bunu da bundan sonra katlanarak devamını diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.